Px polinomunun x eksi m eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır denmiş. O zaman x gördüğümüz yere tabii ki burayı sıfıra eşitleyince m artı 1 yazmalıyız arkadaşlar. Şimdi x gördüğüm yere m artı 1 yazınca px polinomu için ama burada ne verilmiş? Px eksi 1. Benim içeriği ne yapmam gerekiyor? m artı 1. O zaman x gördüğüm yere bakın m artı 2 yazmalıymışım. Haliyle gerçekten bakın m artı 2 eksi 1'den m artı 1 oluyor. Bunu aradan çıkardık. X gördüğüm yere M artı 2 yazıyorum. Eksi M artı üzeri 4 artı 2. Böylece M'ler gitti. 16 artı 2'den 18 oldu B şıkkı. AA ve 1A iki basamaklı doğal sayılardır. AA dediği o zaman 10A artı A'dan 11A. Yine 1A dediği 10 artı A olacak arkadaşlar. Bir tanesi şimdi yazalım o zaman. 10 artı A'nın parantez karesi. Burası Eksi 3 çarpı 11a'dan eksi 33a eksi 64 eşittir 0. A değerlerinin farkı kaç olabilir demiş. O zaman bunu bir ikinci derece denklem formatına getireyim. A kare artı 20a eksi artı 100. Eksi 33a eksi 64. A kare eksi 11a eksi 13a pardon. Artı 36 eşittir 0. A değerlerinin farkı demek A1 eksi A2'nin mutlak değeri kök delta bölü mutlak A demekti arkadaşlar. Bu yüzden hemen A1 eksi A2 için delta 169 eksi 4 çarpı 36 olacak. Böylece burası 144. 169'dan 144 çıkarsa 25. Kök delta kök 25 A neydi? 1'di. Demek ki 5 olabilir. Eksi 5 de olabilir farkları. Çünkü hangi kökten hangi kökü çıkaracağını söylemiyor ama şıklarda zaten pozitifi var. D şıkkı formül sorusu şu formülde unutmamalıyız. Yüksekliği taban uzunluğunun 9 fazlası. Yani x dersek burası da x artı 9. Olay bu. x çarpı x artı 9 bölü 2. Yelken kısmının alanı 110'muş. Böylece x çarpı x artı 9 220 olacak arkadaşlar. İsterseniz burada uzunluk negatif olamaz deyip değer deneyin. Yok ben hocam öyle yapmayacağım derseniz mecburen böyle atmalısınız bu tarafa. Çarpımları 220 farkları 9 olan iki sayı ne var arkadaşlar? Yani 20 ile 11 desek evet farkları 9. O zaman x artı 20 çarpı x eksi 11 eşittir 0'mış. Buradan 11 olacak tabii ki eksi 20 olamaz uzunluk negatif olamayacağı için d şıkkı. Parabolün simetri ekseni tepe noktasını söylüyor bize aslında. Bir parabolün böyle tepe noktası x eşittir r doğrusudur. R'yi bulabiliriz. Böylece bu denklemin kökü arkadaşlar x eksi 3'ün karesi olduğu için kökü de x eşittir 3'tür. Aslında r de 3'müş. Bir fonksiyonun alabileceği en küçük değer demek parabolde. Ne demektir? Aslında k'yı vermek demektir. Bakın şöyle bir parabol olduğunda gerçekten tepe noktasının apsisi 3'tür. Ordinatı da 5'tir. Ve x eksi 3'ün parantez karesi artı 5 eşittir f fonksiyon bu. x yerine 1 yazacağım. 1 eksi 3'ten eksi 2 karesi 4 oldu. Artı 5 eşittir 13. Böylece arkadaşlar a buradan öbür tarafa atarsak 2 geldi. x eşittir eksi 2 ile kesişimini soruyor bize. Böylece a'yı zaten bulduk artık sileyim bunu. 2 x eksi 3'ün parantez karesi artı 5 fonksiyonunda yapacağım iş nedir? x göreceğim yere eksi 1 yaz, eksi 2 yazmaktır. Çünkü şöyle analitik düzleme hayal edin bakın. Bir parabol var mesela. Temsil olarak çizdim ha, yani özel olarak takılmayın. Eksi 1'den geçtiğine göre x eşittir eksi 1 doğrusu. O zaman bu parabol de eksi 1'den geçecek. Gideceksin x gördüğün yere eksi 1 yazacaksın. 4'ün karesi 16 So, eksi 2 yazacaktım affedersiniz. 5'in karesi 25, 2 ile çarparım 50, bir de 5 eklerim 55'miş arkadaşlar. Parabolün bu kesişme noktasının ordinatı, E şıkkı. Köklerden biri 2 ama çift katlı olup olmadığını bilmiyoruz. Diğeri eksi 1. Şöyle eksi 1'e 2 arkadaşlar. Baş kat sayılarını e, tabii ki pozitif olduğunu biliyoruz. Artıyla başlayacağımız kesin. Küçük eşit sıfır olduğuna göre eksi sonsuzla eksi 1'i sağlaması gerekiyor bir de 2'yi sağlaması gerekiyor. 2 zaten paydayı sıfır yaptığı için onu alırım. Şimdi burada arkadaşlar negatif taraf burası. O zaman buranın da artı olması lazım. Çünkü eksi 1 ile 2 aralığında küçük eşit olamayacağına göre. Demek ki 2 arkadaşlar çift katlı kökmüş. Eksi 1 de tek katlı kökmüş. Tabloyu böyle oluşturabildim anca. Öbür türlü bak dikkat et. Burası artı. Burası eksi, burası artı olur. Bir kere zaten eksi sonsuzla eksi bir aralığını alamazsın bile. Buradan anlıyorsun. Böylece arkadaşlar x eksi 2'nin karesi artık orada hani 4. kuvveti 6. kuvveti 2 basamaklı dediği için en az da dediği için a'yı arkadaşlar en az 10 veririm. Sonra yine b de tek katlı kök olduğu için b'ye en az 11 veririm. Artık yerine yazdığımız zaman 4 çarpı 11'den 44 artı 3 çarpı 10'dan 30 74 oldu c şıkkı. Şekilli sorularda arkadaşlar parabol denklemini siz oluşturmalısınız. Hatta kısmet olursa integral falan yaparken de öyle olacak. Burada iş sizde. Başlangıç noktasını nereyi seçeyim hocam? O tamamen senin özgürlüğünde. Ama ben işimi kolaylaştıracak bir şey yapmak isterim. Burada da genel itibariyle ben böyle mümkünse böyle tepe noktası x ekseninde işte y ekseninde olan paraboller oluşturmaya çalışıyorum. Bakın şöyle bir y ekseni böyle bir x ekseni yaparak böyle sabitlerle falan uğraşmayayım. Direkt temiz bir şekilde şöyle tepe noktasının apsisi sıfır olduğu için böylece ordinatı da sıfır olduğu için y eşittir a kare şeklinde bir parabol yaptım. Bakın gerçekten dikkat edin. Şöyle bir parabol gördünüz mü? Buraya da taşımış olayım o parabolü. Sonra böyle bir boru geçiyor. Buradan borunun da üst kısmında arkadaşlar şöyle şuraya kadar olan mesafe 18 bu kenarda dursun. Sonra şu kısım onu da farklı bir renkle göstereyim. Şu kısmın uzunluğu yüzde o zaman burası 50 burası 50 simetrik aldım zaten ve düşeyde de uzunluk 50. O zaman bu parabolün üzerindeki nokta 50 50 noktası ve sağlıyor. Hocam uydurarak böyle gittiniz çizdiniz ben gittim parabolü şöyle çizdim olamaz mı olur bu sizin elinizde ben Kendime en kolay gelen versiyonla anlatıyorum size. Mümkünse tepe noktası burada olsun diyorum. En kolay parabol çünkü. Y eşittir. 50'nin karesi çarpı A eşittir 50'den. Böylece A'nın arkadaşlar 1 bölü 50 olduğunu buldum ben. Şimdi bir parabol 1 bölü 50 x kare şeklinde. Ve şu nokta eğer ben buranın apsisini bulursam böylece simetrik olduğu için aslında borunun da uzunluğunu bulacağım. Apsisini bilmiyorum. Eee x diyelim hiç bulaşmayayım bile başka bir harfe. 1 bölü 50 x kare eşittir 18 olmalı. Buradan x kare eşittir 900 olmalı. x 30 geldi. Demek ki burası 30'sa simetriden burası da 30. Borunun boyu arkadaşlar 60 metre oldu D şıkkı. Hemen normalde bir kural söyleyeyim. Bu soruda onu biraz ayrıntılandıracağız. Mutlaka arkadaşlar eksi a diye çıkıyorsa a küçük eşit sıfırdır. Bazen o eşitlik kısmı unutuluyor. Çünkü sıfıra eksiyle çarpsanız yine sıfırdır. Ancak soruda paydanın sıfır olmaması için mecburen burada ne diyeceğiz? fx küçük sıfır olmalı ki eksiyle çarpılarak çıksın. Aşağısı zaten fx böylece gördüğünüz gibi eksi 1 olsun. Şimdi buna göre arkadaşlar deltası ne olmak zorunda? Bir şey daima negatifse hep arkadaşlar deltası sıfırdan küçüktür. Kök olmadığı için böyle devam eder. Artık m² artı m kare artı 4m küçüktür 0 m parantezinde m artı 4 küçüktür 0. 1 kök eksi 4 1 kök 0 m'ye bakıyoruz artık artı eksi artı demek ki alacağı değerler eksi 3 eksi 1 eksi 2 toplamları eksi 6 a şıkkı. İkinci dereceden fonksiyon tepe noktasının x eksenine göre simetriği. Bilmeyenler için söyleyeyim aslında analitiği bence çok iyi bilin bu konularda çok lazım oluyor zaten kendisi de çok çıkıyor AYT'de TYT'de. Bir AB noktasının x eksenine göre simetri demek arkadaşlar. Şöyle bakın. Apsis değişmez. Ordinat negatif olur veya eksi ise artı olur. İşaret değiştirir kısacası demek. Haliyle bunun tepe noktasının x eksenine göre simetriği b'ye 4 ise orijinal tepe noktası da o zaman b'ye eksi 4'tür. Ve bu nokta denklemi sağlayacaktır arkadaşlar. Tepe noktasının apsisi r eşittir eksi b bölü a'dan 2. Demek ki b burada 2'ymiş tepe noktasının apsisi 2'ye eksi 4 olması ne demek? Bu parabol tepe noktası 2 eksi 4 olduğu için nokta denklemi sağlar. Yaz yerine eksi 4 eşittir. 4 eksi 8 artı a'dan dolayı burası eksi 4 oldu. a 0 geldi. Demek ki arkadaşlar x kare eksi 4 x parabolüymüş. Şimdi bizden b'ye 4'ü istiyordu. b'yi de zaten ne bulmuştuk? Biz 2 bulmuştuk. f a artı 2 b f 4 demektir. Yerine yazarsak F4 eşittir 16 eksi 16 eşittir 0 A şıkkı. Bir fonksiyonun kendisi değişmediği sürece içinin değişmesi önemli değildir. Tabii ki işaretler bazen sayılar değişecek ama temel olarak şudur. Bu fonksiyonun kökleri eksi 4, eksi 2, 2, 6 haliyle f eksi 4, f eksi 2, f 2 ve f 6 her zaman 0. Sadece şunu söylüyoruz. İçeriği eksi 4 yapmak için yeni durumda eksi 2 veriyorum. Eksi 1 veriyorum. 1 veriyorum ve 3 veriyorum. Yeni köklerimiz bunlar oluyor. Ama her zaman f eksi 4 sıfır. Her zaman f 6 sıfır. Bunu referans almalısınız. Bu denklemin kökleri x eksi 3 çarpı x eksi 1'den dolayı haliyle arkadaşlar 3 ve 1 olmak zorunda. Aşağının köklerine gelirsek x eksi 2 çarpı x artı 2'den dolayı 1 kök 2, 1 kök eksi 2. Şimdi çift katlı olanlara dikkat. Eksi 2 var mı? Evet, tamam. Sonra arkadaşlar 3, evet. Ve 1, evet. Bakın bunlar ikişer tane olduğu için çift katlı köktür. Tabloyu oluşturuyorum. Eksi 2, eksi 1, 1, 2 ve 3. 3 çift katlı. Sonra eksi 2 çift katlı ve 1 çift katlı. Nasıl başlayacağız? Fonksiyon arkadaşlar 6'dan itibaren eksiye doğru gidiyor. O zaman bunun işareti eksidir. En son tarafta nereye gittiğine bakmamız yeterli olur. Diğer x kare zaten artı bu da x kare artı olacak. Haliyle arkadaşlar eksiyle başlıyoruz bir daha eksi. Artı bir daha artı çift katlı kök eksi yine eksi. Böylece eksi 1 2 ancak 1 arkadaşlar ne yapar? Payı 0 yaptığı için denklemin sıfır eşit olmaması lazım. Büyüktür sıfır olması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Çözüm kümesindeki şu elemanlar aslında bize kökleri söylüyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Eksi 2, 4 ve 6. Eksi ile başlayacağız. Sonra artı, sonra eksi, sonra artı. Gerçekten bakın eksi 2, 4 aralığı ve 6 sonsuz aralığı bu fonksiyonu küçüktür sıfırı yapıyor. O zaman köklerimiz eksi 2, 4 ve 6'ymış. Bunun baş katsayısı eksi 3. Bir kök eksi 2 x artı 2 diğeri x eksi 4 olacak öbürü de x eksi 6. Böylece benden neyi istiyor? x eksi 3 ile bölümünden kalan demek burayı 0 eşitle x yerine 3 yaz. Haliyle arkadaşlar p5 olmalı. p5 ise de eksi 3 çarpı 7. E, sonra yine 5 yazdığımız zaman 5 eksi 4'ten 1 yine 5 eksi 6'dan eksi 1. Böylece bakın 21 oldu a şıkkı. Vize ve finalin toplamının yarısı zannediyormuş. Aritmetik ortalaması zannediyormuş ve geçemediğini düşünüyormuş. Demek ki notlar toplam 60'tan küçük. Haliyle payda eşitlersek V artı V 120'den küçük. Şimdi bir de gerçeği neymiş? Vizenin %40'ı yani 2 bölü 5'i, finalin %60'ı yani 3 bölü 5'i oluyormuş ve bu geçmesi için yeterliymiş. O zaman 60 veya 60'tan daha büyük. 2V artı 3V büyük eşit 60 olacak. Bunlar arkadaşlar aslında iki tane doğru gibi düşünün. Burası y ekseni, burası x ekseni. Birisi y artı x küçük eşi, küçüktür 120 eşitsizliği. Öbürü de 2 e, y artı 3x büyük eşit payda eşitlediğim için şurası 60 çarpı 5'ten tabii 300 olmalı değil mi? Burada payda eşitliyorum. Haliyle bu da böyle olacak. Şimdi artık bunların grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Grafiği çizerken de ne yapmamız lazım? X'e 0 vermemiz lazım, Y'si 120. Y'ye 0 vermem lazım, X 120. Şöyle bir doğru olacak birincisi. İkincisi Y'ye 0 veriyorum, X 100. X'e 0 veriyorum, Y 150. O da burada oldu. O da arkadaşlar böyle şöyle düzelteyim pardon. O da şöyle bir grafik. Şimdi burada basit bir anlama metodu var eşitsizliklerde arkadaşlar. En kolay ben şöyle bir düşünüyorum. E, y'yi yalnız bırakıyorum tamam mı? Y'yi yalnız bıraktığım zaman eğer y denklemin geri kalanından küçükse bu grafiğin alt tarafı taranacak demektir. Dolayısıyla 120 olan grafiğin alt tarafını tarayacağız. Olay bu. Sonra diğerinde de yine y'li denklemi katsayısı pozitif olmalı ama e -2y, e -3y falan değil. Normal katsayısı yeter ki pozitif olsun. Önemli değil. Öbür tarafı attığında her şeyi eğer denklemden burada da ne büyük oluyormuş pardon. Denklem büyük oluyorsa arkadaşlar o zaman grafiğin üst tarafını 150'li olan denkleminde üst tarafını tarayacağız. Hemen tarayalım. Bakın şöyle oldu. Hem mavinin hem kırmızının olduğu bölge. Ancak tabii ki vize ve final notları negatif olamayacağı için fark ettiyseniz hem kırmızı hem mavinin olduğu bir de x ekseninin altında kalmayan bölge burası. Bunu şimdi arkadaşlar bulmanız gerekiyor. Nasıl bulacağız peki kesim noktasını? Kesim noktasını bulurken de analitikten yararlanabilirsiniz. Ya da şunu düşünürsünüz dümdüz. Ben burada neyi bulmalıyım? Vizeyi bulmalıyım değil mi? Kesim noktasının y'sini. Y'yi o zaman yalnız bırakalım. X'i götürelim. Eksi 3 ile çarptım yukarıyı. Eksi 3x artı 3x gitti. Sonra arkadaşlar eksi 360 360 daha eksi 60 oldu. Eksi y eşittir eksi 60'tan y 60 geldi. Demek ki burası 60'mış arkadaşlar ordinat. Bu arada zaten birisi 100'dü birisi 120 idi. Burası da 21 mi oldu bakın 100 ve 120'den dolayı. Şu üçgenin alanı 60 çarpı 20 bölü 2'den 600 c şıkkı. Biraz aslında böyle analitik kokan bir soru arkadaşlar. E, analitik geometriyi ben hep aralara sıkıştırıyorum önemini ama bakın geldi böyle bir soru matematiğinde işte 23. sorusu sen de zannettin ki bu normal eşitsizlik bak tamamen analitikten çözdük.